Herkese merhaba, ben Erhan Meço. Bugün sizlere Fujifilm Film XE3 modelinin kamera ayar ve menü tanıtımını yapacağım. Öncelikle biz kimiz, size ondan bahsedelim. Özel Sanat Cengiz Özel tarafından 1976 yılında kurulan ve günümüze kadar eğitim hayatına devam eden bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin en eski fotoğraf eğitim kurumu hala hizmet veren. Biz uzun soluklu ve teknik ağırlıklı fotoğraf eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler e, hobi amaçlı kullanıcılara hitap ettiği kadar e, mesleki olarak fotoğrafçılık yapacaklara da hitap eden bir eğitim. E, uzun soluklu derken neyi kastediyoruz? Temel fotoğraf eğitimimiz 4,5 ay, sonraki e, fotoğraf tekniklerinden oluşan ikinci sınıfımız 9 ay ve ondan sonraki eğitimlerimizi de üst üste koyduğunuzda özel sanata adım atıp eğitimleri tamamlamanız yaklaşık 3 yıl kadar bir zaman alıyor. Yani biz fotoğrafı çok ciddiye alıyoruz ve e, o anlamda da eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ee, gelin şimdi Fujifilm XE3'e bir bakalım. XE3'e geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sizler destek verdikçe biz de size yeni yeni kameraların ayar menü tanıtımlarını yapacağız. Ve farklı içeriklerde sunmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra XE3'te. Fujifilm XE3'ün özellikleriyle başlayalım. Fujifilm XE3 Eylül 2017'de piyasaya sürülmüş bir cihaz. 24 megapiksel çözünürlüğe sahip. Yani 6000 e 4000 piksel boyutunda fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu günümüz için gayet tatmin edici. APS-C boyutunda bir sensöre sahip ve crop çarpanı 1,5. buçuk. E, bu ne demek? Yani üzerine taktığınız objektifin full frame yani tam kare eşdeğer odak uzaklığını bulabilmek için, öğrenebilmek için objektifinizin odak uzaklığını 1.5 ile çarpmanız gerekiyor demek. Yani 18-55 bir lens takıyorsanız 18'i 1.5 ile çarpıyorsunuz. 27 mm 55'i 1.5 ile çarpıyorsunuz. Yaklaşık 87 mm'ye denk geliyor. Yani sizin e, objektifiniz kabaca 27'ye 85 gibi çalışıyor anlamına geliyor. E, bu kameraların bir özelliği X-Trans CMOS sensörlere sahip Fuji filmin kendi özel bir sensör filtresi var önünde. çok güzel, hoş sonuçlar veriyor gerçekten. ISO aralığı 200 ile 12800 ancak bu genişletilebiliyor. ancak bu 200 ile 12800 mevcut kameranın doğrudan verdiği ISO aralığı. Diğer ISO aralıklarını kullanmanızı çok fazla önermiyoruz netlemeye geldiğimizde 169 faz algılama noktasıyla 325 kontrast algılama noktası var bu da gayet tatminkar azami perde hızı 1 bölü 4000 saniye e, giriş ve orta seviye cihazlar için 1 bölü 4000 saniye hemen hemen standart e, saniyede 8 kare çekimi yapabiliyorsunuz bu da çok tatminkar bir değer e, vizörüne baktığımız zaman 2.36 milyon noktalı OLED bir sensörü var ve 0.62 büyütme oranlı e, açıkçası pardon vizörü var. Açıkçası 0.62 kat büyütme oranı biraz küçük. Yani biraz küçük bir vizöre sahip. Ama tatmin edici bir sıkıntısı yok. Ama biraz daha üst modellerde 0.71, 0.75 gibi daha büyük vizörlere sahip olabiliyorsunuz. Ekranı 3 inç boyutunda 1 milyon 40.1 LCD ekran var. LCD ekranı oynar şekilde değil yani döndürüp çevrilemiyor. Sabit bir ekran. Kablosuz bağlantı ve bluetooth özellikleri sunuyor. Bir pilli 350 kare fotoğraf çekebiliyor ama normal kullanımınızda bunu oldukça aşacaksınız. Micro USB 2.0 ve Micro HDMI ayrıca da mikrofon girişleri mevcut kameramızın üzerinde. 337 gramda bir ağırlığa sahip kameramız. Şu an 2020 yılının Şubat ayındayız ve şu zamana göre oldukça güncel, iyi bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Fuji filmin XE modelleri genellikle fiyat fayda olarak bence en tatminkar modelleri. Yani sizi verdiğiniz paraya göre en çok tatmin edecek modellerinden bir tanesi Fuji filmin XE serisi. Şu an XE4 çıktı. O da aynı şekilde öyle. Gelin şimdi kameranın dış görünüşünü inceleyelim. Kameramızın ön yüzüne baktığımızda öncelikle e, sensörümüz dikkati çekiyor. Tabi e, siz normalde sensörünü açık bırakmayın lütfen. Havayla temasını mümkün olduğu kadar sınırlandırın. Çünkü sensörünüz ne kadar havayla temas ederse o kadar çok toz toplayacaktır. Bu da istediğimiz bir şey değil. E, özellikle sensörünüzü temiz tutmanız açısından. Tabi ben burada biraz benim e, sensör kapağını e, evde unutmuş olmamdan da kaynaklı açık bırakıyorum. Ama sensörü de görüyorsunuz şu kısımda sensör bağlantı noktaları var. Bunların temiz kalması çok önemli. Objektif bağlantı noktanız. Burada bir kırmızı noktanız var. E, Kameranızı objektif takarken objektifinizdeki kırmızı noktayla kameranızdaki kırmızı noktayı birbirine denk getiriyorsunuz. Ve objektifinizi çevirerek yerine oturtuyorsunuz. Birazdan göreceğiz. E, onun haricinde gözümüze çarpan sağ alt tarafta M, C ve S e, mandalı var. Bu mandal sizin netleme modunuzu seçtiğiniz mandal. M modu manuel netleme. C modu continuous yani sürekli netleme. S modu ise single yani tek netleme. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorsanız lütfen temel fotoğraf eğitiminizi güncelleyin. Veya daha fazla şey öğrenmeye bakın. Özellikle netleme konusunda çok çok önemli ayarlar. Şuradaki nokta objektif e, çıkarma noktası. Objektifinizi taktıktan sonra o noktaya basılı tutuyorsunuz ve objektifinizi çıkarıyorsunuz. Benim e, gördüğünüz gibi modelim e, kahverengi model. Bunun siyahı ve grisi mevcut. E, ben kahverengisini te tercih etmiştim. Şık gözüktüğü için. Onun haricinde zaten model ismini ön yüzde görüyorsunuz. E, ve şurada da bizim bir ayar tekerimiz var. Bu ayar tekeri hem dönüyor hem de düğme olarak kullanılabiliyor. Ön yüzü bu şekilde kameramızın. Kameramızın sol yanında girişlerimiz var. İlk girişimiz mikrofon girişi. Özellikle video çekimlerinde bir harici mikrofon bağlamanızı sağlıyor. Onun altında mikro HDMI girişimiz var. bu kameraların birçoğu mikro HDMI ile televizyona bağlanabiliyor. Onun altında da mikro USB kablonuz var. Bu mikro USB kablosuyla kameranızı bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Ya da bir USB power bank ile şarj edebilirsiniz. Kameramızın sağ yanında herhangi bir düğmemiz bulunmamakta. Şimdi gelin arka yüzüne geçelim. Kameranın arka yüzünde öncelikle vizörümüz var. vizörümüzün sol tarafında bir tekerimiz mevcut. Bu teker diopter ayarınız. Eğer gözünüzde bir bozukluk varsa diopteri ayarınızı değiştirerek göz bozukluğunuza uygun bir şekilde getirebilirsiniz vizyonunuzu. Onun yanında view mod var. Görüntüleme modu. Drive var. Tek kare çekim, sürekli çekim gibi Çekim modlarını ayarladığınız bölüm. AEL var. Otomatik pozlama kilidi. Bundan bahsedeceğiz. Onun yanında yine bir ayar tekerimiz var. Bu teker ön yüzdeki diyafram tekeri gibi üzerine basılabiliyor. Yani bir düğme olarak da programlanabiliyor. Onun yanında AFL var. Otomatik netleme kilidi. Onun altında Q düğmesi var. Q quick menu yani hızlı menü. Buna girdiğiniz zaman birçok ayarı değiştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde menünün içerisinde kaybolmadan. Ekranın hemen yanında bir joystickimiz var. Bu joystickle menü içerisinde gezinebiliyorsunuz ya da netleme noktanızın yerini değiştirebiliyorsunuz. Menü ve OK düğmesi var. Menüye giriş yapabiliyorsunuz ya da onaylama yapabiliyorsunuz girdiğiniz şeylerde. Display Back var. Bu düğmeyle vizörünüzdeki görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Ve Playback mod düğmesi var. Playback düğmesiyle de çektiğiniz fotoğrafları görüntüleyebiliyorsunuz. Kameramızın arka yüzü böyle. Gelin bir de üst bölümüne bakalım. Kameramızın üst kısmına geldiğimizde ilk dikkatimizi çeken şey tabii ki yakışıklı Fujifilm logosu oluyor. Onun yanında sensörümüzün nerede olduğunu gösteren bir simgemiz var. Bu özellikle makro fotoğrafçılar için önemli. Onun yanında hat şu bağlantı noktamız mevcut. Onun üst kısmında gördüğünüz iki adet noktaysa kameranın mikrofonları. Onun sağında gördüğünüz tekerimiz ise enstantane tekeri. Enstantane tekerinde A modu otomatik enstantane anlamına geliyor. 4000, 2000, 500 vesaire diye giden değerler ise enstantane değerleri. 180x dediği şey kameranın flash senkronizasyon hızı. Flash'ı bunun üzerinde high speed sync özelliği yok ise patlatamazsınız. Aklınızda olsun. T moduna getirdiğiniz zaman ise enstantaneyi kameranın arkası tarafında yer alan tekerden yönetmenizi sağlıyor. Şurada gördüğünüz tekerden. B modu ise bulb modu. Uzun pozlamalar için siz deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece kamera fotoğraf çekmeye devam ediyor. Şurada bir otomatik ve üzerinde hiçbir şey yazmayan bir nokta göreceksiniz. Otomatik kamerayı komple otomatik moda alıyor. Yani hiçbir e, ayar yapmanıza e, izin vermiyor kamera. Bunu noktaya aldığınız zaman artık program modu, diyafram öncelikli, enstantan öncelikli modlara ulaşabiliyorsunuz. Ya da manuel moda. Onun ön kısmında deklanşör düğmemiz var. Ortasında delik ve bir e, vidalama göreceksiniz. Buna dilerseniz bir e, deklanşör düğmesi vidalayabilirsiniz. Veyahut da eski tip... Bir kablolu deklanşörünüz, telli deklanşörünüz varsa onu kullanabilirsiniz, buraya vidalayarak. Onun önünde on-off yani kamerayı açma-kapama mandalımız var. Onun arkasında pozlama telafisi tekerimiz var. Ve onun ön tarafında da function yani fonksiyon düğmemiz var. Buraya istediğiniz bir özelliği atayabiliyorsunuz. Kameramızın üst kısmında bu şekilde. Gelin şimdi kameramıza bir lens takalım. Öncelikle kameranızın ön yüzündeki sensör kapağını çıkarmanız gerekiyor. Onu tabii ben de mevcutta çıkarım çünkü kapak yanımda değil. Ondan sonra da objektifinizin üzerindeki kapağı çıkartın. Burada dikkat etmeniz gereken şey sensörün mümkün olduğu en az şekilde havaya maruz kalması. Yani çok fazla açıkta tutmayın ki kirlenmesin, nem almasın. Özellikle tozlu yerlerde, nemli havalarda lens değiştirmemeye özen gösterin. Çünkü sensörünüz bu kameranızdaki en hassas parça. Buna kesinlikle elle müdahale etmeyin, silmeye çalışmayın. Herhangi bir ıslak mendille ya da herhangi bir mikrofiberle bir dahi olsa buna sürtmeyin lütfen. Bu çok çok önemli. Burada sensörünüzü en ufak bir çizmeniz fotoğraflarınızda o çiziyi gösterecektir. Aynı zamanda kameranızın da değerini ciddi şekilde düşürecektir. O yüzden buna kesinlikle sensöre müdahale etmiyoruz. Ee, Objektifimizin ise arkadaki elementi çok önemli. Bunun asla çizilmemesi gerekiyor. Yine burada yer alacak bir çizik objektifinizi çöp haline getirebilir. Çünkü fotoğraflarınızda burada yer alan bir çizik gözükecektir. Aynı zamanda toz, kir, parmak izi de fotoğraflarınızda gözükecektir. Yani sensörünüzü ve lensinizin en arka elementini temiz tutmanız kritik. Eğer sensörünüz kirlendiyse kesinlikle ama kesinlikle bir bez veya ıslak mendil yardımıyla temizlemeye çalışmıyoruz. En fazla yapacağınız şey bir puar edinmek. Bu puarı şöyle uzak tutarak bir miktar ve çapraz tutarak bununla hava sıkmak ve Sensörümüzün üzerindeki tozların düşmesini ummak. Ee, sadece bu şekilde temizleyin. Lütfen başka bir e, müdahalede bulunmayın. Yine objektifinizin arka kısmını da çok dikkatli bir şekilde mikrofiber bezle temizleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdi birbirine takalım. Kırmızı noktayı bulduk. Bayonetimizin yani e, objektif takma noktamızın lensimizin üzerindeki kırmızı noktayı bulduk şöyle. İkisini birbirine denk getireceğiz. Tamamen oturduğundan emin olacağız. Ve çevireceğiz. Bu şekilde lensimizi de takmış olduk. Artık kameramız fotoğraf çekmeye ya da menülerinde gezinmeye hazır. Hadi gelin şimdi biraz fotoğraf makinesinin işleyişine bakalım. Kamera ilk açılışında bize hangi dilde kullanacağımızı soruyor. Biz onu Türkçe olarak seçiyoruz. Ve kameramız açılıyor. Şimdi öncelikle size hangi pozlama modunu nasıl belirlediğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz birçok kamera firması PASM tekeriyle pozlama modlarını değiştirmemizi sağlıyor. Ancak Fujifilm'de işler biraz daha farklı. Şu üst kısmında gördüğünüz otomatik mandalı aşağıdayken kameramız tam otomatik şekilde çalışıyor. Yani diyafram, enstantane ve ISO'yu kendisi ayarlıyor. Öncelikle bunu yukarı almanız gerekiyor. Ee, program, enstantane öncelikli, diyafram öncelikli ve manuel modlara ulaşmak için. Öncelikle gelin program moduna bakalım. Program modunu kullanabilmeniz için enstantane tekeriniz A'da ve lensinizin üzerindeki şöyle göreceksiniz mandal da A'da olmalı. Bu ikisi de A'da olduğunda program modunda yani diyafram ve enstantanenin kamera tarafından ayarlandığı modda oluyorsunuz. Ee, peki program modun haricinde diğer modlar nasıl oluyor? Eğer enstantane öncelikli moda ulaşmak istiyorsanız Pardon yanlışlıkla basıyorum bu arada. Enstantane tekerini çeviriyorsunuz ve bir enstantane değeri değiş seçiyorsunuz veyahut da T modunu alıyorsunuz. Ve arkadaki teker ile enstantanenizi belirliyorsunuz. Şu an enstantanenizi siz belirliyorsunuz. ISO'nuzu siz belirliyorsunuz. Diyaframınızı kameranız belirliyor. Peki diyafram öncelikli mod için ne yapacağız? Bu tekeri A'ya alıyoruz. Ve objektifin üzerindeki mandalı şurada gördüğünüz diyaframı alıyoruz. Bu sayede artık diyaframı ayarlamaya başlıyoruz. Özür diliyorum. Ve enstantaneyi belirlediğimiz ISO'ya göre de kamera belirliyor. Bu da diyafram öncelikli mod. Monel modu nasıl alacağız? Manual mod için hem enstantane tekerinizle bir ayar yapmış olmanız gerekiyor veya T'yi almanız gerekiyor. Mesela T'yi alacağım. Ve de objektifinizin üzerindeki mandal diyaframa gelmiş olması gerekiyor. Bunu ikisini de bu şekilde ayarladığınızda artık hem diyaframınızı hem enstantanenizi hem de ISO'nuzu siz ayarlıyorsunuz. Ee, bu da biraz karmaşık gibi gözüküyor Fuji filmde ama buna alıştığınız zaman çok karmaşık değil. Yani ne yapıyorsunuz? Ayarlamak istediğiniz istemediğiniz şeyi otomatikte tutuyorsunuz. Ayarlamak istediğiniz şey ise manuel'e getirip onu ayarlıyorsunuz. Aslında oldukça basit. Karmaşık gibi göründüğüne lütfen bakmayın. Ee, şimdi View mode Vizör ile ekran arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. dilerseniz sadece ekrandan görüntü alabiliyorsunuz, dilerseniz sadece vizörden. Dilerseniz de değişkenli alıyorsunuz. Ne zaman gözünüzü vizöre yaklaşırsanız arka ekran kapanıyor. Çektiğiniz zaman arka ekran açılıyor. Drive modu, tek çekim, çoklu çekim vesaire, bracketing gibi filtreler gibi şeylere buradan ulaşıyorsunuz. Detaylı göreceğiz bunları. AEL pozlama kilidi. Joystick'iniz netleme noktanızın yerini değiştiriyor. Menü ile menüye giriyorsunuz. Display ile ekranı nasıl görmek istediğinizi ayarlıyorsunuz. Play de çektiğiniz fotoğraflara göz atmanızı sağlıyor. AFL netleme kilidi. Q hızlı menü. Bunların hepsine detaylı bir şekilde göz atacağız. Ee, yukarıda FN düğmem var. Buradan çıkalım. Q'da tekrar bastığımda çıkıyorum. FN düğmesinde şu an ışık ölçer atalı. Onları da hepsine göz atacağız birazdan e, kameramızın işleyiş şekli böyle gelin biraz vizörden bakalım ve ayarlarını konuşalım gelin şimdi ekrana bakalım sol tarafta pozlama telafim var kameranın üst bölümünde yer alan pozlama telafisini arttırıp azaltarak fotoğrafımı daha yüksek veya daha düşük pozlayabiliyorum Sol aşağıda Auto SR yazıyor. Bu kameranın otomatik modda olduğunu gösteriyor. Onun yanındaki çerçeve içerisinde yer alan yüz, kamerada yüz algılamanın açık olduğu anlamına geliyor. ISO'yu otomatik olarak gösteriyor çünkü otomatik moddayım. Onun yanında pil ömrümü gösteren bir simgem var. Üst kısma geldiğimde Bluetooth'un aktif olduğunu ancak bağlı olmadığını görüyorum. 1920 Large Fine diyerek de bana 1920 adet büyük boy, yüksek kalite JPEG fotoğraf çekebileceğimi gösteriyor. Sağ tarafta bir el işaretiyle shot yazısını görüyorum. Bu şu anlama geliyor. Ekranda dokunduğum yeri kamera netleyerek fotoğrafını çekiyor. Buna parmağımı dokunarak değiştirebiliyorum. Mesela AF'ye getirebiliyorum. Bu defa dokunduğum yere netleme yapıyor kamera. Ya da bunu dokunmatiği kapatabiliyorum. O zaman da eğer belirlediğim bir şey varsa ekran dokunarak ayarladığım o aktive oluyor. kameranın ekranında bunlar var. Yine display düğmesine basarak farklı görüntüler alabiliyorum. Mesela bunlardan birincisi biraz önce gördüğümüz ana ekran. Tüm bilgilerin kaybolduğu sadece kadrajı gördüğüm bir ekran. Ve çekim ayarlarını bana gösteren bir ekranı mevcut e, kameranın gelin diğer düğmelerin nasıl çalıştığına bakalım e, Öncelikle Q düğmesinden başlıyorum Q düğmesi Quick Menü yani hızlı menü Şu an otomatik modda olduğum için bana çok az şeyi ayarlamama izin veriyor O yüzden şimdi çıkacağım ve kameramı otomatik moddan çıkartacağım Şu an program modundayım hatta programdan da çıkarıp tamamen manuel ile alacağım ki e, bütün ayarlar bana sunulsun Öncelikle yukarıdaki Enstantane tekerimi T'ye aldım. Ve lensimdeki diyafram ayarını da açtım. Böylelikle kameram artık tamamen otomatikte zaten sol altta M simgesini göreceksiniz. Şimdi burada objektifimin üzerindeki ayar tekeriyle diyaframımı ayarlayabiliyorum. Ya da kameramın arka yüzündeki Ayar tekerimle de enstantanemi ayarlayabiliyorum. Q'ya girdiğimde şu an artık her şeye ulaşabildiğimi görüyorum. Base kişisel ayar, herhangi bir kişisel ayar yarattıysanız burada yer alıyor. Menüde göreceğiz. ISO, buradan ISO'mu değiştirebiliyorum. Bu simgelerden herhangi birinin üzerine geldiğim zaman ve kameranın arka yüzündeki tekeri çevirdiğim zaman doğrudan buradaki ayarlara müdahale edebiliyorum. Yani ISO'mu arttırabiliyorum. Mesela ISO'mu 800 yapayım. Devingen alan diye bahsettiği şey e, kameranın sadece JPEG fotoğrafları uyguladığı gölgeleri biraz aydınlatıp açık tonları biraz kararttığı bir mod bunu otomatik alabilirsiniz 100-200 diye değiştirebiliyorsunuz ama dediğim gibi sadece jpeglere uygulanıyor e, dinamik aralığı yükseltmeyi amaçlıyor JPEG fotoğraflarda. Beyaz ayarı buradan yine eğer bir seçiminiz varsa daha önceden belirlediğiniz bir ayar varsa onları seçebiliyorsunuz ya da hazır ayarlardan birini uygulayabiliyorsunuz. Beyaz ayarı bölümünde yine bunu konuşacağız. Gürültü azaltma. Görüntü boyutu. Large, medium, small diye seçenekler var. Bunlar çözünürlüğünüzü belirliyor. Bu sadece yine JPEG fotoğrafa ait ayarlar. Aynı zamanda oranlarınızı da değiştirebiliyorsunuz. 16 ya e 9, 3'e 2, 1'e 1 gibi. ama şunu unutmayın. 3 3'e 2 haricindeki bütün seçenekler croplayarak yapılıyor. Kameradan yani megapiksel kaybını uğruyorsunuz. O yüzden 3'e 2 çekip daha sonradan croplamanızda fayda var görüntü kalitesi fine normal diye giden jpeg görüntü kaliteleri raw fine raw normal diye giden raw fotoğraf artı jpeg ve belirlediğiniz kalite anlamına geliyor. Raw ve normal kalite, raw ve fine yüksek kalite. Raw yapalım. Raw artı jpeg yapalım. Raw, raw fine olsun. Film benzetimi Fuji filmin e, çok güzel film benzetimleri var. Zaten kameranıza satın alırken muhakkak siz bu konuda bilgilendirmişlerdir. Ya da sadece bunun için bile almış olabilirsiniz. Yani yine buradan onlardan birini seçebiliyorsunuz. Geldim yine sol tarafa. Parlak alan renk tonları. Parlak alanları aydınlatıp karartabiliyorsunuz. Açık tonları yani parlak alan derken gölgeleri aydınlatıp karartabiliyorsunuz. Renk doygunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz. Keskinliği arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bunların hepsi sadece JPEG fotoğrafları uygulanıyor. Unutmayın, RAW hiçbir şey uygulanmıyor çünkü RAW kameranın ham ışık verisi. Hiçbir e, işlem yapılmıyor bunların üzerinde. Kendi kendine çek, bu zaman ayarlı çekim. 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye hangisi ise belirliyorsunuz ve e, kameranın belirlediğiniz saniyeden sonra çekmesi çekim yapmasını sağlıyorsunuz. AF ekipi e, kameranızın hangi AF alanıyla çalışmasını istediğinizi belirliyorsunuz. bunları yine bakacağız. Flash fonksiyonu ayrı. Buradan flash'ınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Kameranın kendi üzerinde flash'ı yok. E, yanında kutunun içerisinde küçük bir flash da geliyor. Onu takarsanız eğer burada e, ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını da yine buradan Q modundan Q menüsünden daha doğrusu ayarlayabiliyorsunuz. Dedik. E, AFL sizin öncelikle bir pozlamamı ayarlayayım ben. Şöyle biraz diyaframımızı kısalım sıfırlayalım. Güzel. Şimdi e, AFL sizin netlemenizi kilitlediğiniz mod şu an netlemem yapıldı kilitlediğimiz zaman artık kamera başka yere netleme yapmaz. Çünkü netleme kilitlenmiş olur. Ee, bu özellikle spor fotoğrafçıları, aksiyon fotoğrafçılarının kullandığı şeylerden bir tanesi. AEL düğmeniz sizin otomatik pozlama kilidiniz. Yine bundan daha sonra bahsederiz. Drive'a bakmıştık. Drive modu e sizin çekim modunuz fotoğraf dediği tek kare çekim. Yani fotoğraf çektiğiniz zaman bir kare çekiyorsunuz. Parmağım şu an mesela deklanşörü basılı tutuyor ama kamera bir kare daha çekmiyor. Tekrar drive'a geldim. Devamlı çekim var. Buradan farklı ayarlar mevcut. Mesela 3 kare, 4 kare, 5 kare, 8 kare gibi e, kare sayılarında çekim yapabiliyorsunuz. Mesela 8 kare dediğiniz zaman saniyede 8 kare fotoğraf makinesi çekim yapıyor. Şu an neden bunu yapmıyor? Ama Onu... Evet, ayarlamamışım o yüzden yapmıyormuş. Bu da saniyede 8 kare çekim yapmanızı sağlayan mod. Pardon. Şimdi geldik yine drive moda. Otomatik pozlama dizisi var. Bu bracketing yani basamaklama HDR fotoğraflarda kullanıyoruz. Bir karenin daha karanlık, bir karenin daha aydınlık, birinin de tam pozlandığı şekilde fotoğraflar çekiyor. Mesela bu 3 kare için geçerli. 5 kare yaparsanız 2 düşük pozlanan, 2 yüksek pozlanan bir tane de e, normal çekim yapabiliyorsunuz. ISO basamaklama var aynı şekilde. Film benzetimi dizisi yapabiliyorsunuz. Bir fotoğraftan birden çok e, film benzetimini yapılmış şeklini alabiliyorsunuz. Beyaz dengesi basamaklama. Devingen alan basamaklama. Panorama. Gelişmiş filtreler ve video modunu buradan seçebiliyorsunuz bunu panoramaya çoklu pozlama tarzında yaparsanız birden çok fotoğraf çekip birleştiriyorsunuz yine normal yaparsanız sağ veya sola götürerek panoramanızı oluşturabiliyorsunuz hatta deneyelim ben biraz kameramı geriye çekeyim. Şöyle mesela. Mesela bir tane çektik. Şöyle görüyor olmanız gerekiyor şu an. Bu da panorama modu birden çok fotoğrafı birleştirerek panorama elde edebiliyorsunuz. Yine JPEG şekilde. Yine Drive'a geldim. Burada genellikle kullanacağınız bence devamlı çekim. 5 kare veya 8 kare genel olarak sizler için yeterli olacaktır. Şimdi hadi gelin bir menüye giriş yapalım. Menüye girdiğimizde sol tarafta bir bölüm görüyoruz. Bu bölüm menülerin bölümlere ayrıldığı kısım. IQ ile başlıyor. IQ görüntü kalitesi ayarları. Bana burada IQ'nun yanında üç tane nokta veriyor. Yani bu üç ayrı sayfaya sahip olduğu anlamına geliyor bu menünün. Onun altında AFMF ayarı yani netleme bölümü. Onun altında çekim ayarları bölümü. Onun altında flash ayarları video ayarları ve e, kurulum ayarları mevcut ve My diye de e, sizin kendi yarattığınız bir e, menü sayfası mevcut şu an yaratmadığımız için o aktif değil IQ'dan başlayalım IQ'ya geldim sağ tarafa doğru geçtim görüntü boyutu buna giriş yaptığım zaman çekeceğim fotoğrafın boyutunu buradan ayarlamamı sağlıyor. Mesela diyor ki medium 3'e 2 12 megapiksel small 3'e 2 6 megapiksel. benimse tavsiyem her zaman büyük boyut kullanmanız. Yalnız bu sadece JPEG boyutunu etkiliyor. RAW'larınız her zaman tam boy yani 24 megapiksel geliyor. Aklınızda olsun. Görüntü kalitesi fine, normal bunlar JPEG. Yani yüksek kalite JPEG, normal kalite. Yüksek kalite JPEG artı RAW. Normal kalite JPEG artı RAW. Ve RAW. Fine artı RAW diyelim. Ham kayıt yani RAW kaydı. Sıkıştırılmamış ya da kayıpsız sıkıştırılmış. Kayıpsız sıkıştırılmışı tercih etmenizi öneririm. Herhangi bir kalite kaybına uğramadan bir karta daha fazla fotoğraf çekmenizi sağlayacaktır. Film benzetimi. Fuji filmin birbirinden güzel film benzetimleri var. Mesela sağ yaptığım zaman doğrudan kameramın ekranı çıkıyor. Ve farklı film benzetimlerini doğrudan ekrandan görmemi sağlıyor. Burada mesela Velvia canlı. Size hepsini tek tek anlatıyor. Astio yumuşak. Klasik Chrome. Klasik Chrome özellikle sokak fotoğrafçılığında çok kullanılıyor. Çok güzel bir ee, Film benzetimi ve siyah beyaz akroslar da gayet güzel. Yine hani sepia seviyorsanız sepia'yı da buradan seçebiliyorsunuz. Bunlar da sadece ve sadece jpeg fotoğraflara uygulanıyor. Provia standart dediği kameranın standart e, fotoğraf çekme şekli. Tane etkisi bizim grand dediğimiz şey filmli kameralardaki. Eğer fotoğraflarınızı granli seviyorsanız. Yani böyle kumlu bir şekilde görmeyi seviyorsanız. Buradan onu açıp kapatabiliyorsunuz. Güçlü çok, zayıf biraz daha az. Kapat, oradan kapatıyorsunuz. Bu da yine sadece JPEG fotoğrafları etki ediyor. Devingen alan biraz önce bahsettiğim gölgeleri aydınlatıp açık tonları karartarak dinamik menzili genişletmeye çalışıyor. Tabi bu da sadece JPEG fotoğrafları uygulanıyor. DRO %100 dediği şey kameranın standart hali. O yüzden bunu da tutabilirsiniz. Zaten dediğim gibi RAW fotoğrafları etki etmiyor. Beyaz dengesi. Buradan beyaz dengenizi değiştirebiliyorsunuz. Kişiseller sizin ayarlarınız. Onları birazdan döneceğim. Önce diğerlerini anlatacağım. Renk ısısından belirli bir renk ısısı belirleyebiliyorsunuz. Eğer ortamdaki ışık, ışığın ısısını biliyorsanız buradan o renk ısısını ayarlayabilirsiniz. Mesela flashlar için bu 5500-5600 gibidir. Gün ışığı, bulutlu, floresan gibi her kamerada olan beyaz ayarı seçenekleri buradan mevcut. Bunlardan birini seçip sağ yapıp yine bunların içerisinde renksel ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Size kameranız bu imkanı da veriyor bekledim geri döndüm. Peki mesela kendi ayarınızı nasıl yapıyorsunuz? Kişisel diyorsunuz. Sağ yapıyorsunuz. Ve buna bir beyaz kağıt göstermeniz gerekiyor. Acaba beyaz kağıdım var mı? Şöyle bir bakayım. Mesela şurada bir beyaz kağıdım var. Beyaz kağıdınızı, bir kağıdınızı gösteriyorsunuz. Gerçi üzerinde yansımalar var ama. Bir, bir fotoğraf çekiyorsunuz. Kameranız ona uygun beyaz ayarını uyguluyor. Okey dedim. Uyguladı. Bu şekilde bir beyaz kağıttan, gri kağıttan ya da nötr olduğunu bildiğiniz bir griden beyaz ayarı alabilirsiniz. Kameranız size bu imkanı sunuyor. Biz bunu ama normal şartlarda otomatikte tutalım. Parlak alan renk tonları parlak alanı aydınlatmanızı veya karartmanızı sağlıyor. Bu yine sadece JPEG'ler uygulanıyor. Aşağı indim. Gölge alan renk tonları. Yine gölge alanı aydınlatmanızı veya karartmanızı sağlıyor. Yine JPEG'ler uygulanıyor. Renk, keskinlik, gürültü azaltma bunların hepsi JPEG fotoğrafları için. Buradan onları ayarlayabiliyorsunuz. Yani kameranız size istediğiniz gibi bir JPEG sunuyor. Bunları siz ayarladığınızda. Uzun pozlama değeri dediği şey uzun pozlama gürültü giderme buradan bunu kapatırsanız uzun pozlama gürültü gidermeniz kapanır ee, uzun pozlama gürültü giderme dediğimiz şey mesela 15 saniyelik bir fotoğraf çekiyorsanız kameranız 15 saniyede o fotoğrafta oluşan uzun pozlama gürültüsünü gideriyor tabi bu e, hem çekim sürenizi çok uzatıyor yani 15 saniyelik bir fotoğraf çekerken bir anda 30 saniyelik bir fotoğraf çekmeye başlamış oluyorsunuz aslında yani 15 saniyelik fotoğraf çekiyorsunuz 15 saniyede üstüne eklenince 15 saniyelik fotoğrafı 30 saniye gibi çekmiş oluyorsunuz. Ee, o yüzden zaman, istediğiniz zaman eğer e, piliniz azaldıysa ya da e, zamanınız kısıtlıysa bunu kapatabilirsiniz. Lens modülasyonu iyileştirme bu e, lensinizin oluşturduğu vinyet e, ya da distorsiyon gibi hataları düzeltmeye sağlıyor. Bu da yine sadece JPEG fotoğraflara uygulanıyor. Biz bunu yoksa RAW'da kendimiz otomatik olarak rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Renk hacmi dediği şey renk uzayı. sRGB, Adobe RGB'den birini seçebiliyorsunuz. sRGB bizim genellikle televizyonlarımızda, bilgisayarlarımızın ekranlarında kullandığımız renk profili. Adobe RGB ise daha geniş bir renk profili. Özellikle yeşil bazında çok daha gelişmiş. Ee, ancak bunu gösterebilen ekranlar oldukça pahalı. Eğer çok iyi bir ekranınız varsa e, o zaman Adobe RGB kullanabilirsiniz. Ama onun haricinde sRGB kullanın. Peki ekranınızın ne kadar iyi olduğunu nasıl bileceksiniz? Eğer yüzde hani e, özelliklerine baktığınızda yüzde kaç Adobe RGB gösterdiğini yazıyordur ekranınızın. E, çok pahalı ekranlar genellikle çok yüksek değerde adobe rgb gösterebiliyor eğer öyle bir ekrana sahip değilseniz bu işleri kullanmayın piksel haritalama bu eğer sensörünüzde bir sıkıntı var ise piksellerinde piksel kaymaları ya da ölü pikseller varsa bunu kullanmanızı öneririm o zaman düzeltebilir ama normal şartlarda lütfen bunu aktive etmeyin Probleme neden olabilir durduk yerde Kişisel ayarı seç. Buradan yaptığınız bir kişisel ayarı seçebiliyorsunuz ya da bir altından yeni bir kişisel ayar düzenle veya kaydet. Burada bunlardan birine, bu film benzetimlerinden birine kişisel ayarınızı yaptıktan sonra onu kaydetmenizi sağlıyor. Mesela film benzetimi A burada herhangi bir şeyleri değiştirip kaydedebiliyorsunuz. Ee, bu da sizin kişisel ayarlarınızı doğrudan ulaşmanızı sağlıyor kişisel ayar seç bölümünden Menüdeki IQ bölümü böyle Gelin şimdi AFMF bölümüne bakalım AFMF bölümünde de 3 adet sayfamız mevcut Birincisi odak alanı Buradan odak alanınızı büyütüp küçültebiliyorsunuz Şu an kameramın arkasında yer alan e, ayar tekeriyle büyütüp küçültebiliyorum odak alanımı. AF ekipi. Buradan AF ekipimi değiştiriyorum. tek nokta, bölge, geniş, izleme veya tümü seçeneklerim var. Tek noktayı seçer isem eğer. Gelin ekrandan bakalım. Bu gördüğünüz tek nokta. Ben bir pozlamamı düzelteyim buradan. Da şöyle yapalım çünkü manuel moddayız. Tamam. Şimdi tek noktayı seçtiğim zaman noktayı istediğim bir alana alıp netleme yapabiliyorum. bu şekilde kullanabiliyorum. Yine joystick'e bastığım zaman, tıkladığım zaman buradan netleme noktamın boyutunu seçebiliyorum. Joystick'e tıkladım. Büyüttüm. Ve de joystick'e bir daha tıkladığım zaman da netleme noktam tam ortaya geliyor. Gelin diğerlerine bakalım. Bu tek noktaydı. Bölgeye geldim. Bakın bölgede daha büyük bir alana netleme yapabiliyorum. Bu arada şunu unutmayın. Netleme her zaman bir mesafe yapılıyor. Yani alan büyüdükçe daha fazla alanı net yapmıyorsunuz. Ee, bu şu anlama geliyor. Bu alanın içerisinde bulduğu en yakın şey netliyor kamera anlamına geliyor. Ee, eğer netleme kısmında bilgi zayıflığınız varsa lütfen temel eğitiminizi geliştirin. Ee, çünkü daha büyük netlik alanı daha fazla alanın net olduğu anlamına gelmiyor. Siz netliği neye göre belirliyorsunuz? Netlediğiniz nokta ve belirlediğiniz net alan derinliğine göre belirliyorsunuz. Burada da yine bölgenin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bölgenin amacı şu: özellikle aksiyon durumlarında eğer tek bir noktayla hareket eden cismi takip edemiyorsanız, bölgeye getirdiğinizde daha büyük bir netleme, algılama alanı yaratıyorsunuz ve hareket eden objeyi o bölgenin yani o büyük noktanın içerisine daha kolay takip edebiliyorsunuz. O yüzden bu bölge genellikle e, aksiyon çekimlerinde kullanılıyor. Geniş alan izleme var. Bu tüm noktaları aktive ediyor ve e, hareketli bir şey olursa teoride onu izliyor. Tabii şu an AF seydeyim izleme yapamaz arkadaşlar. A, i̇zleme yapabilmesi için kameramı önden af almam gerekiyor. Bakın o zaman netlik elimde sürekli olarak izleyecek. Yeniden AFS'yi aldım. Tümü dediği de bütün noktalar buradan dilediğiniz gibi seçebiliyorsunuz joystick'e tıklayarak. Mesela joystick'e tıkladım. Tek noktada yapabiliyorum, bölgede yapabiliyorum, genişte yapabiliyorum bana bu seçenekleri tek bir şekilde sunuyor bu ol yani tümü düğmesi tekrar menü geldim afc özel ayarları burada farklı e, kullanım ayarları var autofocus continuous modunun yani hareketli şeyleri çekerken kullandığımız sürekli netlemenin bir çoklu amaç için standart Engelleri yok say ve nesne izlemeye devam et. Yani nesneye yapış anlamına geliyor netlik olarak. Hızlanan yavaşlayan nesne için, aniden beliren nesne için gibi farklı farklı seçenekleri var. Bunlardan birini çekeceğiniz objeye göre seçiyorsunuz. Ee, bu oldukça açıklayıcı aslında birçok kamerada bu şekilde açıklayıcı olmuyor. Siz kendiniz çok ince bir şekilde bunu ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu kameranın bu özelliği oldukça güzel. AF modu yöne göre kaydet. Bu e, kameranızın yönüne göre AF noktanızın yerini kaydediyor. Yani şöyle yapacağım. Mesela salt fokus alanı derseniz sadece fokus alanını kaydediyor. Aç derseniz tamamen açıyor. Aç dedim. Mesela yatay şu an kameram sağ üst netleme alanı belirledim. Ben kameramı eğer yatay çevirirsem bakın netleme noktam değişti. Ortaya geldi. Tekrar yataya gelirsem tekrar sağ üst köşeye gelir. bu özellikle aksiyon çekenlerin kullandığı şeylerden bir tanesi. Eğer sizin için de rahat ve faydalıysa bunu kullanabilirsiniz. Ama normal şartlarda ben bunu kapatıyorum. AF noktalı ekran. Bunu açarsanız eğer bütün noktalarınızı, netleme noktalarınızı ekranda gösterir. Bu da çok gerekli bir şey değil bence. O yüzden bu da kapatılmalı fokus noktalarının sayısı bu 91 noktada şu an netleme modunuza göre bu değişiyor mesela tek nokta yaptığınız zaman 91'den 325'e çıkarabiliyorsunuz mesela şöyle daha fazla nokta görmenizi sağlıyor kamera menüye geldim AF öncesi siz netleme yapmadan kameranın belirli bir alanda otomatik olarak sürekli şekilde netlik yapmasını sağlıyor. Böylelikle yani ne zaman bakarsanız bakın az çok net görüyorsunuz. Ee, bu çok pil harcayan bir şey. O yüzden kullanmanızı önermiyorum. Yardım ışığı, netleme yardım ışığı kameranızın ön yüzünde bulunan netleme ışığını açıp kapatmanızı sağlıyor. Eğer ortam karanlıksa ve kontrast bir durum yoksa netleme yapılabilecek. O zaman kamera bir ışık demeti gönderiyor ve onun üzerinden netlik almaya çalışıyor. Bu çoğunlukla çok rahatsız edici olabiliyor karanlık yerlerde. O yüzden ben bunu genellikle kapatıyorum. Bir sonraki sayfaya geldim. Yüz göz tanıma ayarı. Buradan yüz göz tanımayı açabilirsiniz. Yüz göz tanımayı açabilirsiniz. Yüz açık göz kapalı sadece yüz algılama olarak çalışıyor. Yüz açık göz otomatik. Yüzü algılayıp netliyor. Göz bulduğu zaman göze gidiyor. Yüz açık sağ göz, yüz açık sol göz gibi seçenekleriniz var. Eğer yüz tanıma kullanıyorsanız bunu açabilirsiniz. Oldukça başarılı. AFMF kamera da AF yaptığınız zaman hatta şöyle biraz yaklaşayım. Buna manuel olarak müdahale etmenizi sağlıyor. Şu an kameram bakın netlik yaptım, otomatik netlem bir şekilde. Sonra elimle manuel olarak netliğe müdahale edebiliyorum. bunu bazen ürün çekenler, bazen model portre çekenler kullanabiliyorlar. Ne yapıyorsunuz? Mesela gözün etleyip belirlediğiniz net alan derinliğini Biraz daha öne veya biraz daha arkaya almanızı sağlıyor. Ama normal şartlarda çok önermiyorum. Ben de çok nadir kullanıyorum açıkçası. MF yardımı sizin manuel netleme yardımlarınız. Standart dijital ayırma görüntüsü yani focus peaking dediğimiz şey. Belirli bir rengi gösteriyor size. Ya da odak tepe vurgulama. Mesela kırmızı dedim. Kameramı MF'yi alacağım ön yüzden. MF'yi aldım. Net dediğim alanları kırmızı bir şekilde vurguluyor. Bu modda. Ekranda genellikle gözükmüyor. Yani şu an siz göremiyor olabilirsiniz. Standart aldım. Yine otomatik netleri açayım. Netleme aslında netleme kontrol. Ee, bu manuel netlemede çalışan bir şey. Mesela şu an kameramın manuel netlemeyi aldım. Elimle manuel netlemeyi değiştirsem de, bakın herhangi bir yaklaşma yapmıyor. Ama ben ne zaman netlemeyi aktive edersem, bakın yaklaşarak. yaptığım manuel netlemenin etkisini bana gösteriyor bunu açabilirseniz eğer manuel netleme sıkça kullanıyor iseniz kilit.ae end odak alanı diye geçen şey ise spot yani noktasal ölçümde netleme noktasıyla ışık ölçüm noktasını birbiriyle bütünleşik tutmak Canon fotoğraf makinelerinde ışık ölçüm noktası noktasal ölçümde her daim orta noktaya sabittir. Nikonlarda ise ışık ölçüm noktası netleme noktası ile beraber hareket eder. Burada eğer Canon kullanıcısıysanız ve ona alıştıysanız bunu kapatabilirsiniz. Ama hayır Nikon daha önceden kullanıyorsanız ve netleme noktasıyla ışık ölçüm noktasının aynı şekilde beraber şekilde hareket etmesini istiyorsanız bunu açık tutabilirsiniz. Mevcutta açık. Ben genellikle açık olarak kullanıyorum. O şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu yalnız sadece noktasal ışık ölçümü için geçerli. Onu unutmayalım. Anlık AF ayarı siz manuel netlemedeyken AFL düğmesinin nasıl çalışacağını gösteriyor. Mesela şunu ben yine ortalayayım. Kameramı MF'ye aldım. AFL düğmesine basar basmaz bakın netleme yaptı. Şimdi menüden bunu AFC veya AFS olarak ayarlayabiliyorsunuz. Genellikle AFS en mantıklısı. Mesela bozayım tekrar netliğimi. Bakın şimdi AFL düğmesine basıyorum. Kameranın sağ tarafında bulunan düğme AFL L. Pıt, bakın netlemeyi otomatik olarak yaptı. Bu çok güzel bir özellik. Manuel netleme kullananlar için. Geldim tekrar menüye. Alan derinliği ölçeği piksel veya film formatı temeli olabiliyor. Piksel temeli olursa şimdi mesela şöyle bakın. Bu kameranın benim en sevdiğim özelliklerinden biri yaptığınız netlemeye göre bir e, netleme skalası gösteriyor size yani net alan derinliği skalası gösteriyor. E, mesela diyelim ki diyaframı ne kadar büyütürsem net alan derinliği skalası o denli büyüyüp genişliyor zaten göreceksiniz. Yani ne kadar alanın net olacağını size gösteriyor manuel netlemedeyken. Ee, bunu piksel bazlı kullanmanızda fayda var. Mesela geri geleceğim. Bakın ne kadar geniş. Çünkü neden geniş açı kullanıyorum şu an? Bu arada iso'uzu tekrar ayarlayalım ki e, siz de görebilin. Büyük bir iso değeri yapacağım. Görünebilirlik açısından. Mesela şu an diyor ki bir buçuk metreye netledin, bir metreden iki buçuk metreye kadar alan net olacak diyor. Bu mavi olan gösterge sizin net alan derinliğiniz. Bu net, ala, e, net alan derinliği göstergesi özellikle manuel netleme yapanlar için çok büyük bir nimet. Burada e, piksel tabanlı yaparsanız tam doğru bir şekilde gösteriyor. Bunu eğer film formatı temelli yaparsanız... Biraz daha böyle e, hani azıcık flu olanları da bunun içerisine katıyor. Ben genellikle bunu e, piksel temelli yani tam doğru göstersin istediğim için o şekilde ayarlıyorum. Bırak fokus önceliği. E, bu sizin e, deklanşörünüzün nasıl çalışacağını gösteriyor. Biliyorsunuz deklanşör iki kademeli bir düğme. Yarım bastığınız zaman yani ilk kademesi netlemeyi başlatıyor. İkinci kademesi de fotoğraf çekiyor. AFS'de fokusu seçmenizi öneririm. Çünkü kamera netleme yaptığında fotoğraf çeksin istiyorsunuz. Tek no, tek netleme ya AFS, autofocus single. Siz autofocus single ne zaman kullanıyorsunuz? Hareketsiz objeleri çekerken ya da hareketli de olsa size göre mesafesi değişmeyen objeleri çekerken. Burada tam netlemeyi yaptığında fotoğraf çekmenize izin versin kamera. İstiyorsanız fokus seçin. Ben öyle yapıyorum. AFC'de ise bırakta kalsın. Yani AFC dediğimiz ne? Eğer hareketli bir obje varsa ve mesafesi size göre değişiyorsa, size yakınlaşıp uzaklaşıyorsa o zaman 3 aşağı 5 yukarı net olduğunda fotoğrafı çekmek istersiniz. Çünkü hani seri çekim yaparsınız aynı zamanda hareketi yakalayabilmek için. Bu da bence bırakta kalsın. Ben o şekilde ayarlıyorum. Geldik 3. sayfaya. Dokunmatik ekran modu. Buradan ekrana dokunduğunuz zaman ne yapacağını ayarlıyorsunuz. Kameranın dokunarak çekim yaparsanız dokunduğunuz anda netleme çekim yapıyor. AF yaparsanız dokunduğunuz alanına otomatik netleme yapıyor. Alana derseniz dokunduğunuz alanı belirliyor. Alan seçmenizi sağlıyor ama netleme yapmıyor ya da çekim yapmıyor. Kapalı derseniz e, dokunmatiği kapatıyor. AF bence mantıklı. AF, MF menümüzde bu şekilde. Geldik çekim ayarlarına. Çekim ayarlarındaki ilk seçenek senaryo seç. E, senaryo seç sadece kamera otomatik moddayken çalışıyor. O yüzden şu an kameramı ben otomatik moda aldım. Senaryo seç'e girdiğinizde Portre, yüz yumuşatma, manzara, hareket, gece, gece tripod, havai fişek, gün batımı, kar, kumsal, su altı, düğün, çiçek ve yazı gibi değişik değişik otomatik ayar seçenekleri sunuyor. Ama şöyle söyleyeyim bunlardan birine ihtiyaç duyuyorsanız yine temel eğitiminiz çok zayıf demektir. Bizim fotoğraf öğrenmemizdeki amaç ne? Bu otomatik şeylerden uzak durmak ve kendi istediğimiz gibi her koşulda fotoğraf çekebilmek. O yüzden e, burayı çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Ve kameramı yeniden manuel moda alacağım. Manuel moduma geçtim. Bakın şu an deaktif oldu o zaten. Kendi kendine çek. Bu e, zaman ayarlı çekim 2 saniye, 10 saniye veya kapat yapabiliyorsunuz. 2 saniye ayarlarsanız deklanşöre bastıktan sonra kamera 2 saniye bekliyor ve çekim yapıyor. Tripod üzerinde eğer uzaktan kumandanız veya kablolu deklanşörünüz yoksa, e, zaman ayarlı çekim yapmanızı öneririm. Ara zamanlı çekim time lapse fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Burada zaman aralığını belirliyorsunuz. Mesela diyelim ki 3 saniye. Kaç tane çekmek istiyorsanız onu belirliyorsunuz. Mesela diyelim ki 5 tane. Şu an deneme amaçlı bunu yapıyorum çünkü normalde çok daha uzun yapmam gerekiyor. Bekleme zamanı, ne kadar zaman sonra başlasın? Onu ayarlıyorsunuz. Şu an hiç beklemesine gerek yok. OK dedim. Şimdi 3 saniyede bir fotoğraf çekecek. Daha sonra bunları timelapse olarak birleştiriyorum. Ta bunları kalabalık bir alanda yapıyorsunuz. Timelapse için bizim fotoğrafı ikinci sınıfta ayrı bir dersimiz var. Sadece timelapse konusunu anlattığımız. Ama bu kameranın içerisinde timelapse yani zaman aralıklı çekim yapma şansı var. Menüde size onu sunuyor. Bu da çok güzel bir özellik açıkçası. AE braketleme ayarı. Yani e, AE bracketleme dediği şey farklı pozlandırmalar yapması kameranın. Pozlama, basamaklama diyoruz biz. Kare adım ayarı kaç, tane, kaç kare çeksin? 3 kare, 5 kare, 7 kare, 9 kare gibi seçenekler var. Mesela 5 kare. Sürekli çekinmiyor yoksa tek tek mi çeksin kamera bunu? Sürekli de kalmasında fayda var. Sıralama ayarı bunları nasıl sıralasın? Eksi, sıfır artı olarak mı yoksa sıfır eksi ve artı olarak mı genelde eksi sıfır artı daha iyi oluyor ee, ve bir e, pozlama basamaklama çekiyorsunuz mesela 5 kare dediğim zaman eksi 2 eksi 1 0 tam pozlama artı bir pozlama ve artı 2 pozlama 5'ini alıp bilgisayarınızda hdr olarak birleştiriyorsunuz ee, hdr içinde bizim e, iki derslik bir dersiniz var. Fotoğraf ikinci sınıfımızda. Film benzetim dizisi var. Farklı film benzetimleri basamaklandırabiliyorsunuz. Işık ölçer var. Buradan ışık ölçüm modunuzu değiştiriyorsunuz. Çok alanlı dediği sizin kadrajınızı sektörlere bölüyor ve kamera bu şekilde bir ışık ölçümü yapıyor. Genellikle kameranızı tutmanız gereken Işık ölçüm modu bu. Onun haricinde orta ağırlıklı var. Işık ölçümünü ağırlıklı olarak merkezden alıyor. Merkeze göre bir ışık ölçümü yapıyor. Noktasal var. Belirlediğiniz bir noktadan ışık ölçümü almanızı sağlıyor. Yine merkez ağırlıklı var. Bu da e Merkezi daha fazla dikkate alıyor ama kadrajın diğer kısımlarını da çok fazla dikkate alıyor. Ee, burada dediğim gibi çok alanlıyı kullanın. Bunlarla ilgili yine bir bilgi eksiğiniz varsa temel fotoğraf eğitiminizi güçlendirmenizi öneriyorum. Işık ölçüm modlarının ne olduğunu ve ne zaman kullanıldığını kesinlikle bir fotoğrafçı olarak öğrenmeniz gerekiyor. Enstantanik tipi. Mekanik enstantane dediği mekanik perde yani bu tıkır tıkır sesini duyduğunuz perde. Bu perde sizin birincil perdeniz bu kameradaki. Onun haricinde elektronik perde kullanabiliyorsunuz. Yalnız elektronik perdede şuna dikkat edin. Evet daha fazla saniyede kare çekim hızı veriyor. Mesela mekanik perde saniyede 8 kare çekerken. Elektronik perde 12-14 kare gibi çekebiliyor ama hareketli şeyleri distorte eder yani bozar. E, hareketlerde bozulmalar oluşur. Pan yapamazsınız etrafı bozar. Ve e, zebra dediğimiz led ışıklardaki karanlık aydınlık e, böyle e, düz çizgilenmeleri ortaya çıkartır. O nedenle elektronik enstantini çok gerekmedikçe kullanmanızı önermiyorum ya da mekanik artı elektronik seçebiliyorsunuz. Mekaniğin yetmediği noktada kamera elektroniğe geçiyor. Ama benimse tavsiyem bu kameralarda her daim mekanikte tutmanız. elektronik perdeyi birincil perde olarak kullanan kameralar var ama henüz Fujifilm'de bu, bu, model yok. IS kipi var. IS kipi e, titreşim engelleme tipi. Bu kameranın gövdesinde titreşim engelleme mevcut değil. Ancak titrişim diye bir lens takarsanız, bir objektif takarsanız buradan onun e, ne şekilde çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz. E, sürekli olursa sürekli açık oluyor. E, sadece çekim olursa da e, sadece çekimlerde çalışıyor. Yani e, ben size bunu sürekli de tutmanızı öneriyorum. Neden? E, çünkü elinizi titretirseniz eğer kadrajı oluştururken sürekli de kalırsa o titreşimi algılamazsınız. Çok daha rahat kadrajlama yaparsınız. Aksi halde sadece fotoğrafı çekerken çalışır. E, kadraj oluştururken e, biraz böyle gözünüzü yorabilir, canınızı sıkabilir. ISO, buradan ISO'nuzu ayarlayabiliyorsunuz. Kamera 200 ile 12800 arasında e, ISO değerlerini kendi içerisinde veriyor. Onun üzerindekileri High yani genişletilmiş. Onun altındakileri de 200'ün altındakileri de low yine aşağı doğru genişletilmiş olarak verebiliyor. Otomatik seçenekler var. Otomatik ISO'yu ayarlayabiliyorsunuz. Kameranın güzel bir otomatik ISO ayarlama bölümü var. Mesela sağ yaptım. En düşük varsayılan hassasiyeti belirliyorsunuz. En yüksek çıkacağını ayarlıyorsunuz. Mesela 200 ile mesela 3200 arasında çalışsın istiyorsunuz. Ve minimum bir enstantane değeri belirliyorsunuz onun aşağısına kamera düşmemeye çalışıyor. Mesela diyelim ki 1 bölü 30. Kamera ne zaman 1 bölü 30'un altına düşecek olursa ISO'yu doğrudan yükseltmeye başlıyor. Bu şekilde pratik bir otomatik ISO ayarlaması yapabiliyorsunuz. bu hani güzel bir özellik ama otomatik ISO bizim belirli durumlar haricinde çok kullanmamız gereken bir şey değil. ISO'yu biz fotoğrafçı olarak kendimiz ayarlamalıyız. Yine ISO, enstantane ve diyafram konusunda eksikleriniz varsa yeniden temel fotoğraf eğitimini nizi arttırmanız, güçlendirmeniz gerekiyor anlamına geliyor. Uyarlama ayarı e, bunlar e, farklı objektifler takıldığı durumlarda kullanılıyor e, ve e, titreşim engellemeyi ona göre optimize ediyor ya da otomatik ISO'yu ona göre optimize ediyor. O yüzden burayı biraz hızlı geçit geçtim. Kablosuz iletişim cep telefonunuz ile kameranız arasındaki iletişim ayarladığınız bölüm. Şu an benim cep telefonum bağlı olmadığı için aktif değil. O yüzden bu kısmı geçeceğim. Geldik flash ayarlarına. Flash'in çalışabilmesi için tek kare moduna gelmeniz gerekiyor. Sürekli çekimde flash ayarları açılmıyor. Flash tamamen kapalı kalıyor. Şu an ben EF -E X8 yani kutudan çıkan küçük tepe flaşını taktım kamerama. Ee, buradan TTL modu zaten otomatik çıkıyor. Senkronizasyonu sadece ayarlamamı sağlıyor. Senkronizasyon dediği şey hangi perdede flaşın patlayacağı. Birinci perde, ikinci perde seçebiliyorsunuz. Bunların ne olduğuna dair bir fikriniz yoksa yine temel eğitiminizi e, lütfen e, güncelleyin ve güçlendirin. Burada TTL modu seçiyorsunuz, zoom seçebiliyorsunuz, e, açı seçebiliyorsunuz ama bunlar arkadaşlar e, büyük tepe flashları ile çalışıyor. Şu an mevcut flash ile bunları ayarlayamıyorsunuz. Buradan üst kısımdan dilerseniz flashın daha az veya daha fazla patlamasını sağlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu daha güçlü ışık ver, bu da doğru olmaz. Daha uzun veya daha kısa ışık vermesini sağlıyorsunuz. Flashın gücünü bu şekilde ayarlıyorsunuz. Buradan farklı modlar, TTL kapalı, aç, e, sürekli ışık ver gibi, manuel ayarlamalar gibi seçenekleri mevcut. Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Kırmızı göz düzeltimi, eğer kırmızı göz problemi yaşıyorsanız burada e, ayarlayabiliyorsunuz. Yalnız e, kırmızı gözü çok e, önermem. Flash artı sökme, flash veya e, sökme gibi seçenekler var. E, bu seçenekleri aktive etmenizi önermiyorum. E, çok güzel çalışmıyor. İnsanlar e, flash patlı zannedip yüzünü çeviriyorlar. Ve e, çekemiyorsunuz. Onun başka taktikleri var. E, bir gün dersimize misafir olursanız size anlatırız. E, TTL kilit modu. Ölçme flash ile kilitli, son flash ile kilitli. Bu ölçümün tam olarak nasıl yapılacağını ayarlıyorsunuz. E, ölçme flashı vardır TTL'lerde. Fotoğraf çekilmeden hemen önce bir ölçüm flaşı gönderir kamera. Ee, ve o şekilde ölçüm yapar. Ee, son flaşta de kalmasında daha fayda var. Daha doğru bir ölçüm alabilirsiniz. Ee, Led ışık ayarı, ana ayar, kanal ayarları bunlar yine büyük tepe flaşlarıyla ayarlayacağınız ayarlar. Altta e, film ayarları yani e, video ayarlarımız var. Bu kamera 4K 30p video çekim imkanına sahip buradan ayarlayabilirsiniz. Film AF ekipi çok alanlı mı değişken mi buradan onu seçiyorsunuz. Filmdeki netleme modunu ayarlamanızı sağlıyor. Head HDMI çıkış bilgi göstergesi e, HDMI'dan bir kayıt cihazı ya da bir e, monitör bağladığınızda bilgileri orada gösterip göstermemesini ayarlıyorsunuz. E, 4K film çıkışını HDMI, mu, HDMI yoluyla mı versin yoksa kartla mı versin onu seçiyorsunuz. HDMI kayıt kontrolü. Buradan HDMI kayıt kontrol cihazıyla HDMI kaydını kontrol edebiliyorsunuz. Mikrofon seviyesi ayarı, mikrofon kumanda, e, kameranın sol tarafındaki e, girişin kumanda için mi yoksa mikrofon için mi kullanılacağını ayarlıyorsunuz. Bu da e, video ayarlarıydı. Aşağıya geldik ve kurulum ayarlarına geçtik. Kurulum ayarlarındaki ilk seçenek kullanıcı ayarları. Kullanıcı ayarlarına giriyorum. Biçimle kartınızı formatlamanızı sağlar. Ee, mutlaka mutlaka çekimlerden sonra kartınızdaki fotoğrafları bilgisayarınıza aktarın ve kartınızı kamera içerisinden biçimlendirin. Bu hem e, kartınızla ilgili problem yaşama ihtimalinizi azaltır hem de kartınızın ömrünü uzatır. Tarih saat buradan kameranızın tarih ve saatini ayarlayabilirsiniz. Bir saniye benim ekranım bitti. Evet. Zaman farkı buradan e, yurt veya yerel olarak zaman farkı belirlemesi yapabiliyorsunuz. Mesela gittiğiniz yer 2 saat gerideyse burada ne kadar geri olacağını veya ileri olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Dil seçenekleri Türkçe ayarlamıştık. Menü ayarlarım burada kendimize ait bir menü oluşturmamızı sağlıyor. Mesela diyelim ki film benzetimlerini çok kullanıyoruz bastım birinci olarak film benzetimini koydum mesela onun haricinde çok kullandığımız diyelim, diyelim ki beyaz dengesini çok kullanıyoruz onu da koyduk onun haricinde bakalım mesela diyelim ki böyle işe yarar güzel bir şey ayarlıyor bulmaya çalışıyorum Mesela diyelim ki işte kendi kendine çek. Bunları böyle koyup, My menünün kendimize ait bir menü yaratmamızı sağlıyor. İstersek sıralamasını değiştirebiliyoruz, İstersek buradan kaldırabiliyoruz. Ama bu şekilde kendimize bir menü ayarlıyoruz. Bu ayarladığımız menü, bakın sol tarafta My bölümü var. O My'nin içerisinde gözüküyor. Yani siz menün içerisinde kaybolmak yerine sürekli kullandığınız şeyleri bir yere alıp oradan da oradan ulaşabiliyorsunuz. Sensör temizleme uygula dediğiniz zaman e, kamera çok hızlı bir şekilde e, sensörü titreştiriyor ve üzerindeki sensörlerin dökülmesini, sensörün üzerindeki kirlerin dökülmesini sağlıyor. Yani çok süper işe yaradığını söyleyemem ama bazen işe yarayabiliyor. Geldim tekrar. Açık konumda dediği kamerayı açtığımız zaman sensör temizleme yapıp yapmayacağı. Kapalı konumda değilse kamerayı kapatırken yapıp yapmayacağı. Genellikle kamerayı kapatırken aktif olarak geliyor kameranız. Dilerseniz buradan değiştirebiliyorsunuz sıfırla kameranızın bütün ayarlarını sıfırlamanızı sağlıyor. Geldik aşağıya ses ayarlarına. Ses ayarlarında AF bip sesi kameranın netleme yaptığında çıkardığı ses. Bunun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Düşük iyi. Kendinden zamanlı bip sesi eğer zaman ayarlı çekim yapıyorsanız bip sesleriyle sizi uyarıyor. Onun Ses şiddeti, işlem sesi, işlem yaptığınızda kameranın ses çıkarıp çıkarmamasını ayarlıyorsunuz. Çekim sesi ses türü var buradan farklı ses türleri seçebiliyorsunuz. Eğer mevcut sesi beğenmediyseniz. Gösterim sesi, playback modunda videoları gösterirken kameranın vereceği ses. Bu da ses ayarlarıydı. Ekran ayarlarına geldik. Bakaç aydınlatması yani vizörün aydınlatması otomatik ya da el ile kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Buradan eğer vizörün daha aydınlık veya daha karanlık olmasını istiyorsanız buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu otomatikte tutacağım. EVF rengi yine vizörün e, renk gösterimini ayarlıyorsunuz. Normalde bunu pek dokunmanızı önermiyorum. Sadece eğer hani zaman içerisinde vizyonunuz renk gösterme kabiliyetini kaybederse o zaman ya da bir bozukluk olursa o zaman müdahale edeceğiniz şeyler. Ekran aydınlatması, LCD rengi yine bunları da aynı şekilde çok fazla müdahale etmenizi önermiyorum. Gösterim fotoğrafı çektikten sonra belirli bir süre ekranda göstermesi. DSLR kameralarda bu mantıklıydı çünkü çektiğiniz fotoğrafı göremiyordunuz. Ancak ekrandan baktığınızda görebiliyordunuz. Ancak e, aynı kameralarda böyle bir durum söz konusu değil. Zaten çektiğinizi gördüğünüz için çok mantıklı bir seçenek değil bu da. Otomatik döndür ekranları açık. Yani e, eğik çektiğiniz fotoğrafları, yani dikey çektiğiniz fotoğrafları dikey bir şekilde, yatay çektiğiniz fotoğrafları yatay bir şekilde döndürmesi kameranın. Manuel modda pozlama beyaz dengesi ön izleme dediği şey kamera manuel moddayken Sadece e, beyaz ayarını mı ön izleme yapsın, yoksa pozlamayı da size ön izleme olarak versin mi ya da hepsini kapatsın mı ayarladığınız şey. Eğer e, bunu Mar artı BD ön izleme seçerseniz hem pozlama azaldıkça ve arttıkça ekranda görebilirsiniz, hem de beyaz ayarınızı değiştikçe görebilirsiniz. E, beyaz dengesi ön izleme yaparsanız artık pozlamanızı göremezsiniz. Yani Kamera düşükte pozlasa, yüksekte pozlasa siz hep aynı görüntüyü gör görürsünüz. O yüzden bunu çok önermem. Bunun tek istisnası e, sanıyorum stüdyo durumları olabilir. Kapat derseniz iki hepsini kapatır. size ne beyaz dengesi değişimlerini ne de pozlama değişimlerini göstermez. O yüzden bunu normalde mar B'de ön izlemede tutmanız gerekir. Resim efekti ön izleme... Açtığınız efektleri yine ekranınızda veya vizyonunuzda ön izleme olarak görmenizi sağlar. İkinci sayfasına geldik. Çerçeve kılavuzu. Buradan 9'lu, 24'lü ya da HD kadrajı şekilde kılavuz çizgiler görmenizi sağlıyorsunuz. 9'lu yaptığımda mesela ekranda çizgiler göreceksiniz. Size kılavuz olarak gösterim yapan... Pardon... Aynı ikinci şeye geçiyorum. 24'lü bölme HD kadrajı gibi e, seçenekler var. Gösterim otomatik döndürme e, fotoğraflarınızı otomatik olarak döndürür gösterimler yaparken. Netlik ölçü birimi metre veya fit. Kişisel ayarı göster. E, ekranda hangi ayarların gözükeceğini ayarlıyorsunuz. Mesela çerçeve kılavuzunu aktive ederseniz... Artık ayarladığınız çerçeve kılavuzunu görebilirsiniz. Mesela çerçeve kılavuzunu aktif ettim. Bakın şu an bana o kılavuzu gösteriyor. Bu arada her defasında aynı yere girmem gerekmesi biraz sinir bozucu ama çare yok. Mesela 24 seçmiştim 9'u yaptım. Bakın şu an üçler kuralı şeklinde bana gösteriyor. Yine geldim ekran ayarlarına. Burada siz ne görmek istiyorsanız mesela elektronik cetvel. Eğer kameranızı tam olarak e, hizada tuttuğunuzu görmek istiyorsanız cetveli açıp kapatabilirsiniz. AF mesafe göstergesi vesaire gibi birçok buradan seçenek var. E, bunları ayarlayabilirsiniz. Bence mesela e, elektronik cetvel güzel bir özellik. Bakın şu an mesela bana tamamen hizada olduğumu söylüyor. E, kamera bunu açabilirsiniz. Yine ekran ayarlarına geldim. Büyük gösterge modu e, göstergelerinizi büyük büyük gösterir. Diyafram, enstantane, ISO vesaire. E, biri vizör için, biri ekran için. Bence çok gerekli değil. Gayet rahat görünüyor zaten. Büyük gösterge ekran ayarı e, buradan hani onları ayarlayabiliyorsunuz büyük göstergeleri açarsanız eğer böyle görmede problem yaşıyorsanız belki bunu kullanabilirsiniz ama normal şartlarda büyük göstergeler yaparsanız fotoğrafınızın kadrajını çok iyi gözlemleyemezsiniz. Çok karmaşık olur çünkü. Ekran ayarları da böyleydi. Geldik düğme kadran ayarlarına. Fokus kolu ayarı bu kameranızın arkasındaki netleme noktasını değiştirdiğiniz joystick ayarlamanızı sağlıyor. Tıkladınız. Kilit derseniz bu artık iş görmez. Buradan tekrar açmanız gerekir. Kilidi açmak için tıkla. Bu şöyle çalışıyor. Eğer bunu aktive ederseniz Fokus noktasını yerini değiştirmek için bir kere bir defa tıklamanız yerini değiştirip tekrar oraya oturtup netleme yani fotoğrafı çekmeniz gerekir netleme yaparak. Ben bunu çok önermiyorum. Burada bunu aça getirin derim. Böylelikle her daim ne zaman joystickle isterseniz o zaman netleme noktasının yerini değiştirebilirsiniz. Hızlı menü, düzen, kaydet. Burada hızlı menüye yeni şeyler ekleyip eskilerini yerini değiştirebilirsiniz. Mesela çok kullandığınız bir şey varsa. Onu buraya koyabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki bir şeyi kullanmıyorsunuz. Mesela flash fonksiyonunu kullanmıyorsunuz diyelim, flash e fotoğraf çekmiyorsunuz diyelim. OK diyorsunuz, buraya başka bir şey koyuyorsunuz. Mesela ışık ölçer gibi buradakilerin hepsinin yerini istediğiniz gibi değiştirirebiliyorsunuz. Size nasıl kolay güzel oluyorsa işlev FN ayarı burada FN düğmelerine ya da ekran hareketlerine ne yapmak istediğinizi koyuyorsunuz. Mesela Fn1 kameranın üst kısmında yer alan düğme. Buraya ışık ölçeri ekleyebiliyorsunuz ya da başka bir şey koyabiliyorsunuz. Mesela ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda AF ekipi açık şu an. Oraya isterseniz başka bir şey koyabiliyorsunuz. Sola doğru kaydırdığınızda film benzetimleri açılıyor gibi AEL AFL düğmelerine bir şey koyabiliyorsunuz. Mesela AEL'ye bir şey atayalım. Mesela hızlıca oradan ISO'ya ulaşabilelim. AFL'yi normalde kullanmıyoruz diyelim. Şu an AFL düğmesine bastığımda otomatik olarak hızlıca ISO'ya doğru gidiyorum. Ee, bu da Hani e, kamerayı dilediğiniz gibi özelleştirmenizi sağlıyor düğmelerine farklı işlevler atamanızı sağlıyor Ben özellikle Hani birazcık daha fotoğrafta geliştiğinizde sizin için çok kullandığınız şeyler varsa onları mutlaka kameranızı özelleştirerek farklı düğmelere atamanızı öneriyorum size kumanda kadran ayarı e, ön teker F değeri yani diyafram arka teker enstantane ya da tam tersi ayarlayabiliyorsunuz. Enstantane tekerle enstantane ayarlama. Bunu açık tutun kapatırsanız tekeri kullanarak enstantane ayarlayamazsınız. ISO komutu gösterme ayarını açtığımız zaman ön yüzünde yer alan tekeri tıklayarak diyafram ve ISO arasında değiştirebiliyoruz. Mesela bir defa bastığımda ISO'ya geçiyor ve buradan doğrudan ISO'yu ayarlayabiliyorum. Ya da F değerine geçebiliyorum. Şu an gerçi lensimin üzerinden ayarlanıyor F değerim ama. Buradan bu şekilde bir geçiş yapabiliyorsunuz. Yine geldim. Ben şahsen bunu çok hoşlanmıyorum çünkü e, tekeri çevireyim derken yanlışlıkla basıyorsunuz farklı bir yere geçiyor. Enstantane AFD. E, Deklanşöre bastığınızda netlemeyi yapıp yapmayacağını ayarlıyorsunuz. AFS 10 olduğu zaman deklanşöre yarım bastığınız zaman otomatik e, olarak AFS yapıyor. AFC'de de aynı şekilde bunu kontrol edebiliyorsunuz. Enstantane AED e, deklanşöre yarım bastığınız zaman e, pozlamayı kilitleyip kilitlememesini ayarlıyorsunuz. AFS, MF ve AFC için farklı seçenekler var. Objektifsiz çekim yani kameraya objektif takıldı değilken fotoğraf çekmenizi ya da çekmemenizi sağlıyor. Kartsız çek kamerada kart yokken fotoğraf çekip çekmemesini ayarlıyorsunuz. Ben bunu kapatıyorum genellikle. Netleştirme halkası objektifin üzerindeki netleme halkasını sağ mı çevireceksiniz yoksa sola çevirerek mi netleme yapacaksınız? Onu ayarlayabiliyorsunuz. AE-AF kilit tipi basıldığında AE-AF kilidi açılır. Ee, bu AE veya AF-L düğmesinin nasıl çalışacağını ayarlıyorsunuz. Burada basıldığında derseniz e, basıl tutarken af e, l veya AF-L çalışır. AE-AF kilidi aç kapat derseniz bir bastığınızda açılır diğer bastığınızda kapanır. Bu da yine Canon Nikon farkı gibi Canon'da biliyorsunuz afL veya AE-L bir defa bastığınızda aktif oluyor. Sonra bir defa daha bastığınızda deaktif oluyor. Nikon'daysa basılı tuttuğunuz sürece bunlar aktif oluyor. Ben basılı tutulduğu sürece aktif olmasını daha çok seviyorum. Diyafram ayarı bu objektife göre değişiyor. Benim objektifimde buna imkan vermiyor. benim objektifimin üzerinden diyafram ayarı yapılabiliyor çünkü. Dokunmatik ekran ayarı. Buradan dokunmatik ekranın ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. veya dokunmatik ekran alanı ayarı sağ sol gibi seçenekleri var. Bu da EVF'deyken yani gözünüz kameradayken parmağınızla AF noktasını ekrandan sürükleyip değiştirebilmenizi sağlıyor. Bu da düğme kadran ayarlarıydı. Geldik güç yönetimine. Güç yönetiminde otomatik kapat kameraya da bir işlem yapmadığınız zaman ne kadar sürede kameranın kendisini kapatmasını gerektiğini ayarlıyorsunuz. Performansta standart ve yüksek performans seçeneği var. Eğer aksiyon çekimleri yapıyorsanız ya da video çekimleri yapıyorsanız yüksek performanslı seçmenizde fayda var ama onun haricindeki çekimlerinizde standart sizinler için yeterli olacaktır. Veri ayarı kaydet. Kare sayısı devamlı veya yeniden bu her kamerayı açıp kapattığınızda sıfırdan mı fotoğrafları isimlendirmeye başlasın yoksa sürekli olarak devam mı etsin. Mesela DSC 0001 diye gidip işte 200-250-300 Gittikten sonra eğer bunu yeniden yaparsanız mesela 300 tane çektiniz. Fotoğraflarınızı bilgisayara aktardınız. E, kartınızı tekrar taktınız. Yeniden sıfırdan başlar. Çok önereceğim bir şey değil. O yüzden bunu devamlı tutun. Sürekli mesela 250 çektiniz diyelim. DSC 0 250. Fotoğraflarınızı bilgisayara aktardınız. Tekrar taktınız. 251'den çekmeye devam eder. E, bu biraz Önemli çünkü bunu yeniden yaparsanız karışabilir fotoğraflarınız. Dikkat edin. Orijinal resmi kaydet. Burada eğer bir efektli bir fotoğraf çektiyseniz bir orijinalini de kaydedip kaydetmemenizi ayarlıyorsunuz. Orijinal resmi kaydet derseniz bir adet orijinalini kaydediyor kamera. Dosya adı değiştir. DSC değil ya da DSF değil de Mesela Erhan diyelim. ERH yapabiliyorum dosyamın uzantılarını buradan. Telif hakkı bilgileri bunları mutlaka girin. Eser sahibinin bilgileri, telif hakkı bilgisi burada isim soy isminizi girin. Allah korusun bir çalınma durumu olursa çoğu insan bunları girmeyi bilmiyor, değiştirmeyi bilmiyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Yine fotoğraflarınıza çünkü gömülüyor bu ayarlar. Bu telif hakkı bilgileri. Geldik bağlantı ayarına. Bluetooth ayarlarından e, Bluetooth ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Buradan bunları çok e, açıp kapatma var. Ben mesela kapalı tutuyorum normalde. Çok bağlantı kurmadığım için telefonumla. E, otomatik resim aktarma, akıllı telefon eşitleme gibi seçenekler var. Bunları çok detaylı girmeyeceğim. PC otomatik kayıt var. Eğer kameranız PC'ye kabloyla bağlıysa çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak PC'ye gönderebiliyorsunuz. Instax yazıcıya bağlayabiliyorsunuz kameranızı buradan. PC bağlantı modu e, nasıl bağlayacaksınız? USB kart okuyucu ya da USB hangel yedek geri yükleme seçeneği var. Burada USB kart okuyucu olarak kullanın. Fotoğraflarınızı bilgisayara özellikle aktarım yapıyorsanız e, kabloyla. Genel ayarlar var. Kameranızın ayarını yapıyorsunuz. Konum belirleme, konum bilgisi vesaire ayarları yani eğer cep telefonuyla bağlıysa kameranız konum bilgilerini fotoğraflara gömebiliyorsunuz. Bilgi var kameranızın mac adresi ve bluetooth adresini görüntüleyebiliyorsunuz. Kablosuz ayarlarınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Bunları çok detaylı anlatmıyorum çünkü açıkçası çok kullanılan ayarlar değil. O nedenle geçiyorum. Ve daha sonra da My bölümünde bizim daha önce gösterdiğimiz menüye eklediğimiz ayarlar var. Bu da Fujifilm kameramızın bütün ayarlarını kapsadı. Şimdi e, gelin şöyle son bir defa kameramıza bakalım ve videomuzu tamamlayalım. Buraya kadar size Fujifilm X-E3'ün kamera ayar ve menü tanıtımını yapmaya çalıştım. Eğer anlattığım şeyler içerisinde aklınıza oturmayan varsa ya da anlattığım şeylerin ne işe yaradığını tam olarak bilemiyorsanız sizi temel eğitimimize bekleriz. Fotoğraf birinci sınıfımız bizim 4,5 aylık kapsamlı çok teknik bir eğitim. Ve bu eğitimde bu ve bunun gibi kameraları tam kapasite nasıl kullanacağınızı sizlere anlatıyor olacağız. Eğitimlerimize bekliyoruz. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer sorularınız varsa videonun altında yorumlara yazabilirsiniz. Ben en kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.